Herkese merhaba. Bugün iğne iplik kullanmadan bir kaba nasıl kılıf yapılır onu deneyeceğim. Benim bir şamandıra kutum vardı. Böyle kötü bir şey idare eden bir kartondan yapmıştım. Şamandıralarım zarar görmesin diye. Onlara bir şamandıra kutusu yapacağım. Daha sonra da bir kumaş pazarında böyle yırtık kullanılmayan bir kamuflaj koymuşlar. Ondan almıştım. O kumaşı değerlendireceğim. Kamuflaj kumaşıyla yaptığım şamandıra kutusuna kılıf yapacağım. Daha doğrusu yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Başlayabiliriz. Öncelikle taban için kılavuz çizgimi çizeceğim. Tabii ki buradan yaklaşık 1 cm her tarafından olmak üzere pay bırakacağım. Çıkaracağım. Şimdi bu ikisinden yapacağım için bu böyle biraz bunun içine girecek. Ortalama bir boy hesaplayacağım. Yani uzun bırakıp sonra da kesebilirim. Şuradan bir düz kesebilirim de. Ama asıl ayarlamam gereken şey bunu tam bir tur saracak. Sardıktan sonra da 2 cm fazla keseceğim. Çünkü ortadaki ovalin her tarafından birer cm kesmiştim. Bu da buradan da 2 cm fazla keseceğim ki denk gelsin. Maksadım onu ayarlamak. Tersten kısmını biraz fazla bıraktım. Fazla kısmı keseceğim. Şuradan keseceğim. Bu kısmı çıkaracağım. Şimdiki maksadım bu şamandıra bundan uzun olduğu için daha uzun bir kutu yapabilmek ki bu şamandıra buna sığabilsin. Bunun için de bunu buna bu şekilde bantlamam lazım. Ama daha sağlam olması için ben şöyle yapacağım. Thank you.
Tam istediğim ev hatta. Ve gayet sağlam oldu. Fakat yine de desteklemek için bir bantla da destek atacağım. Sağlam bir bantla. Gayet sağlam oldu. Profilimiz hazır. Şimdi bunu bu kılıfı hazırlamaya geldi. Önce bir kontrol amaçlı bir daha bakıyorum. Boyutu gayet iyi. Şimdi hiç iğne iplik kullanmadan sıcak silikonla çözmeye çalışacağım bu işi. Bakalım başarabilecek miyim? Başlayalım. Şimdi silikonu tam bu hazırladığımız kalıbın etrafına gelecek şekilde süreceğim ve bununla yapıştıracağım. Daha sonra çevirdiğimizde ön yüzünü görebilmek için gene ön yüzden çalışacağım. Şimdi başlıyorum. Şimdi taban kısmı bitti. Şurada iki küçük parça artıyor verdiğimiz paylardan dolayı. Bir tık daha gergin yapabilirdim. Şuradaki potluktan ötürü biraz birbirine zor yaklaşıyor. Fakat sorun değil. Şu şekilde bu kısmı da kapatacağız sonuna kadar. Daha kolay oluyor. Son kısım zaten fazlaydı. Ucunu tam kapatmıyorum. Ölçü aldıktan sonra keseceğim. Yapıştırmamız bitti. Kuruduğunda çok sağlam oluyor. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir kılıf elde ettik. Yapıştırırken tabii biraz hızlı yapıştırdığımdan ve tam soğumasını beklemediğimden dolayı buraya silikonlar biraz taştı. Elimizle tam kuruduğunda temizleyebiliriz. Fakat yine bu şekilde kalsa bile görüntüsü kötü gözükmüyor. Aradan çok hafif beyazlıklar gözüküyor. Kutumuzu yerleştirmeyi deneyelim. Ölçümüzü alalım. Fazla mı eksik mi? Evet, denememizi yaptık. Gayet başarılı bir şekilde girdi. Bu uç kısmı çok hafif paylı bir şekilde keseceğim. İçine kıvıracağım kalan kısmı. Evet. Buradan silikonu biraz açmam gerekebilir belki veya şu payı kesmem gerekebilir. Taktıktan sonra ona bir bakacağım. Şimdi bu kopak kumaşın üzerinden kapanıyor mu onu bir test etmek istiyorum.
Evet. Şuradaki potluğu alırsam kapanacak gibi duruyor. Bu potluğu alıp bunun içerisine bunu yapıştıracağım. Şu yapıştırdığımız kısmı sadece keseceğim. Hatta şöyle çıkardığım parçada şöyle. Şimdi bu kısmı şuraya çok hafif bir silikonla yapıştıracağım. Az sürüyorum silikonu. Orada kalınlık yapmasını istemiyorum. Şimdi hemen şu kısımları içeri doğru. Evet, yapıştırmam tamamlandı. Kapak kapanıyor mu ona bir bakacağım. Evet. Kapağı da kapandı. Böyle güzel bir şamandıra kılıfım olmuş oldu. Evet, şamandıra kabım gayet güzel oldu bence. Şöyle burada bulunan şamandıralarımdan kıl şamandıralar hassas oluyor. Tamir için kullandığım olta şeylerimi de koyabilirim. Evet, güzel bir şamandıra kutusu elde ettik. Görüntüsü de çok güzel oldu. Şamandıraların sağlamlığını korumak için cips kutusundan da bir muhafaza yaptık. Üzerine de bir kılıf diktik. Çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz, kanaldaki video içeriklerini de başarılı buluyorsanız ve kendin yap videoları gelsin istiyorsanız yorum ve beğeni atarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi bakın, bu yapıştırdığımız bölge de şöyle iç tarafında şeyler kaldı. Biraz hızlı yapıştırdığım için bunları koparabiliriz. Çok sağlam oldu. Az önce elimle zorladım. Yırtılma olmuyor. Şöyle çıkıyor bunlar, fazla kalan kısımlar. Ki gözükmüyor bile yani, dikkat ediyorsanız. Çok ufak tefek. Daha yavaş ve daha dikkatli bir işçilikle o silikonları da çıkarmayabilirsiniz. Kanalı takip ettiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, yapmış olduğum şamandıra kutumun yanında bir de aynı yöntemle silikon tabancasıyla kendime bir aç kabım var kullandığım, tek başına gittiğim kamplarda ve balıklarda. Buna güzel bir kap yaptım, kılıf yaptım gene aynı kamuflajdan. Bu arada bu kamuflajın kumaşı çok sert. Sert olmasına rağmen silikon çok başarılı bir şekilde tuttu. Az önce bu kamuflajı demiştim, bir kumaşçıdan almıştım, yırtıktı zaten. Bunun kolunu kestim. Bunun kolunu kestim ve kolunun alt kısmını silikonla kapattım. Üst kısmını da katlayarak silikonladım. Arasından da çatayla yardımıyla ipi geçirdim. Ve böylece çok kullanışlı bir kabım da olmuş oldu. İğne ve iplik kullanmadan, iğne iplik kullanma ve dikiş bilmenize gerek yok. Bu tarzda kendi yaratıcılığınıza göre kullandığınız malzemelere kaplar, kılıflar yapabilirsiniz. Yani videoyu faydalı bulduysanız, beğenip yorum atarsanız ve paylaşırsanız sevinirim. Elimden geldiğince faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Balık avı vlog videoları yapıyorum. Kendin yap videoları yapıyorum. Doğada yaşadığım anları, doğada geçirdiğim vakitleri, maceralı veya heyecanlı anları, balığın oltaya vurduğu anları kayıt altına almaya çalışıyorum. İnşallah içerikleri beğeniyorsunuzdur. Abone olmanız da beni diğer videoları çekme konusunda çok teşvik edecektir. Hepinize teşekkür ederim. Doğaya saygılı olan ve kuravlı avlanan herkese de ayrıyetten teşekkür ederim.